Az sonra senin kalkman lazım. Gece yarısını buldun, boğazdan geçmen zor olur. Kıyı boyu kum gibi devriye kaynıyor. Nazmi Bey'i mutlaka bekleyeceğiz. Yine Bolu'nun tasarrufuna bir emanet getirecek, emir böyle. Korkmuyorsun ya kaptan. Yola çıkılsın. Bu sandıkların bir an önce yetişmesi lazım Anadolu'ya. Bekliyorlar. Saate kadar Nazmi Bey gelirse gelir, gelmezse sen hareket edersin. Beni takip edin. Bu evrakı süratle rıhtımda cephane yüklemekte olan Salih Reis'e vereceksiniz. O da Anadolu'ya götürecek. Tehlike vukuunda zarfı derhal imha edersiniz. Yüzbaşı! Yarın 10'da Recep'in dükkanında buluşacağız. Yolun açık olsun.
Hoş geldin beyim, buyurun. Bir saç tıraşı usta, çok bekler miyim? Sırada epi adam var, 2 saat sonra gelseniz... Son defa söylüyorum. İnkar size hiçbir şey kazandırmaz. Bizi de boşuna uğraştırmış olursunuz. Her şeyi biliyoruz. Elimizde çok kuvvetli deliller var. Padişahımız efendimize şu kadar sene sadakatle hizmet etmişsiniz. Yüzbaşılığa kadar yükselmişsiniz. Esaretten dönüşünüzde vatan haini Anadolucularla işbirliğine kalkışmak size yakışır mı? Dün gece, bizce malum, bir yerden bir takım vesikalar aldınız. Bunları meçhul bir yere götürecektiniz. Adamlarımızın sizi takip ettiklerini anlayınca, bu vesikaları imha ettiniz. Yahut da sakladınız. Tamam. Hiçbir şey bilmiyorum, ben vesika falan almadım. Aldınız! Yakalanan öbür arkadaşlarınız itiraf ettiler. Vesikaları siz alıp, bir yerde birilerine teslim edecekmişsiniz. Böyle bir şey olmamıştır katliye! Olmuştur! Şahitlerle tespit ettirdik. Getirin! Bu adamı tanıyor musun? Hayır, tanımıyorum. Yalan söyleme, hakkında hayırlı olmaz. Tanımıyorum, hiç görmedim. Yaklaş! Bak, o seni tanıyormuş ama. Hem de çok iyi tanıyorum dedi. Dün gece senin evine gelmiş. Bir takım vesikalar vermişsin kendisine. Nasıl? Uydurmuş. Bey'i ilk defa görüyorum. Ne evime gelmişliği vardır, ne daha evvel görmüşlüğü. Vesikaları senden teslim aldığını söyledi. Yalan söylemiş. Asıl sen yalan söylüyorsun! Bu adamı tanıyorsun. Anadolucu, sizden! Gece sana geldi, sen de ona... Tanımıyorum dedim! Ne bana geldi, ne de kendisine bir şey verdim. Hiçbir şeyden haberim yok. Götürün! Padişah efendimize ihanet suçundan yarın divana harbe verilecekler. Lazım Bey'e söyledim, hemşiresiymiş dedim. Padişah düşmanlarıyla öyle herkesi görüştürmek yasak. Al getir, hele ben bir göreyim dedi. Getirin buraya.
Buyurun oturun. Nazmi, Nazmi nasıl yaptın bunu? Anneni, kardeşini hiç düşünmedin mi? Bize hiç acımadın mı? Annem o kadar üzüldü ki yataklara düştü kadıncağız. Oh Nazmi! Bizimkiler bu gece baskın yapacaklar. Seni kurtaracağız. Daha sonra da söyledim ki burada da dikkat et. Her şey hazır olsun. Amcam korkmasın, devlete bu kadar hizmeti var. Padişah efendimiz affederler. Yeter ki tövbe etsin diyor. Gece onda içeri girecekler. Hazırlıklı ol. Talat Bey'i de... Anladın mı bütün? Her şey tamam oldu. Teşkilattaki bütün arkadaşlar hazırlıklarını ikmal ettiler. Teşekkür ederiz efendim. Vazifemiz hemşire. Ben icabına bakarım onu.
son dur! Tehlikeli değil, kurşun kolda kalmış, çıkartıveririz. Küçük hanım, lambayı yaklaştırıver. Teşekkür ederim, daha iyi. Bizi bir hayli korkuttunuz. Yaranız ağırdı ama atlattınız demektir. Doktor da... ne yapıyorum, gördünüz mü? Babama haber vericimi durmuş sizinle çene çalıyorum. Meraktan öleceklerdi. Kimler? Şimdi geliyorum. Baba! Baba! Nazmiye kendine geldi. Geçmiş olsun Nazmi Bey. Geçmiş olsun. Ucuz atlattınız sayılır. Biz sen yakalandığın zaman üstündeki evrak ele geçti diye korkmuştuk. Evrakı bir bostan kuyusuna attım. Çok iyi ettin. Üzerinde bulunması hepimiz için kötü olurdu. Bizi sattılar. Başka ihtimal veremiyoruz. Çok sıkı bir tertibat almışlardı. Nazmi'yi de, beni de kıskıvrak yakalayıverdiler. Sevgili biraderimizi görmeye geldim. Nasıllar acaba? İyiyim hemşire. Çok teşekkür ederim. Merkezdeki arkadaşlar iyi çalıştılar. Bu sabah haberini aldık. Aramızdaki haini tespit etmişler. Kimmiş? Şükrü. Büyük lokmayı da büyük laf etme bir daha. Eyvallah! Merhaba, hayrola?
Tüm mahalleyi ayağa kaldırırız sonra. Ne yapacaksınız beni? Karadeniz'den yapılan silah nakliyatı şimdilik durduruldu. Düşman bir taraftan deniz yolunu sıkı bir tarasut altına alırken, öbür yandan Kastamonu yolu padişahçı vali tarafından tutuldu. Miralay Osman Bey'i de esir düşürdüler. Ayrıca düşman, Sarduvan ve Geyve üzerinden geçen bütün yolları da kesmiş vaziyettedir. Bu yüzden geçen hafta sevk edilen büyük bir kısım cephane yerlerine ulaşamadı. Burada da ortalık karışıyor. Padişah ajanları... Merhaba beyler. Tanıştırayım sizleri. İdris Bey saray ve dahiliye nezaretindeki adamımızdır. Teşkilat adamlarımız Ethem Bey, Talat Bey, Hulusi Bey, Kadir Bey, Nazmi Bey. Metinizi çok duydum Nazmi Bey. Yakalanması için şiddetle aranan Anadolucuların başında siz geliyorsunuz. Listeyi de getirdim zaten. İşte. Bizim de aklımıza geldi bu. Kendisini İstanbul'dan uzaklaştırmayı düşündük. Yeni sevk yolunun planlarını Ankara'ya Nazmi Bey götürecek. Yoldaki teşkilat tamamlandı mı? Sazak mevkiine kadar olan yolu biz teşkilatlandırdık. Sevkiyatı da planladık. Miralay Hüsnü Bey de İnebolu yolunun teşkilatlandırılmasını bitirdi. İki yoldan gelen cephane bu mevkide birleşecek. Ondan sonrası selamettir. Geriye bizim planlarımızda Miralay Hüsnü Bey'inkileri alarak Ankara'ya ulaştırmak kalıyor. Bu vazifeyi de Nazmi Bey'e vereceğiz. Bu vesileyle kendisini İstanbul'dan kaçırmış oluruz.
abla, babamı alıp götürdüler, evden götürdüler! Babasını tevkif etmişler, Osman bey de en son Sonurlar'da kalmıştı. Anlaşılan şüpheleniyorlardı. Şüphe değil ihbar! Etrafımıza kurdukları ağa durmadan daraltıyorlar. Talat, Hulusi, Kadir şimdi Edem! Babama ne olacak Nazmi bey? Ellerinde kuvvetli deliler olsun zannetmiyorum. Birkaç gün hapsedip sonra da salıvereceklerdir. Haberinizi alınca hepimiz çok üzüldük. Ama ne yapalım, üzülmekten başka elden bir şey gelmiyor. Hadi biz biraz çıkalım buradan, harap ediyorsun kendini. Arkadaşları birer birer dağıtıyoruz, yerlerini başkaları alacak. Hepimiz de artık fazlasıyla tanındık. Sazak mevkiine kadar teşkilatlandırdığımız yol bu. Yeni cephane ve mühimmatın sevki bu yoldan yapılacak. Adamlarımızın konaklama noktalarının ve emniyet tertibatının listeleriyle mevki planları bunlar. Karadeniz üzerinden gelen yolun planlarını da binbaşı Hüsnü bey bizzat şuraya, Ak Mescid'de 263 rakımlı Kavaklı Tepe'ye getirecek. Bu noktada ikiniz ayın 26'sında buluşacaksınız. İki plan birbirini tamamladığından, Hüsnü bey'in getirdiklerini de alarak tamamını Ankara'ya, Erkan-ı Harbiye'ye ulaştıracaksınız. Mesuliyetli ve zor bir seyahat. Dikkati çekmemek için Adapazarı'na kadar trenle gidilecek. Anadolu yollarını en iyi bilenimiz olduğundan, kılavuzlu İdris bey yapacak. Yanınıza Makbule Hanım'la Sonur'u da katacağım. Anadolu'ya hicret eden bir aile hüviyetinde olacaksınız. Adapazarı'nda ev eşyası yüklü bir araba sizi bekliyor. Sonur'u orada halasına bırakarak siz yolunuza devam edeceksiniz. Makbule Hanım sözde Nazmi bey'in zevcesidir, siz de biraderisiniz. Ona göre sahte hüviyet varakalarınızı temin ettik. Tehlike anında evrakı ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yolda temas edeceğiniz eşyasın bir listesini akşama size veririm Nazmi bey. Hadi Allah yardımcınız olsun. Çok güzel! Yalnız Nazmi bey'deki planların tek olarak hiçbir kıymeti yok. Binbaşı Hüsnü bey'in getirecekleriyle bunlar birbirlerini tamamlayacaklarına göre buluşmayı bekleyeceğiz. Vaziyet niye icap ettirirse o şekilde hareket edin. Şakir bey! Şimdi? Yol boyunca temas edeceği ajanlarımızın listesini bey'e verirsin. Hadi Allah muvaffak eylesin.
Ben bizimkilerin yanına gideyim. Kendini harap ediyorsun. Yeter artık. Bak baban bir asker gibi öldü. İstediği de buydu onun. Ada pazarında halanlara elimizle teslim edeceğiz seni. Bir müddet oyalanırsın. Değişiyedir. Biletleriniz, kağıtlarınız, kontrol! Biletiniz! Biletler, kontrol! Biletler, kontrol! Kağıtlarınız! Sevcem, hemşirem. Safam esasör. Biraderim. Son frère. Yüzbaşı Nazım Bey mi? Araba hazır, sizi bekliyor yüzbaşım. Oldu. Her şey tamam yüzbaşım. Arabayı kendiniz mi kullanacaksınız? Hayır. İdris Bey, yolu en iyi o biliyor, kılavuzumuzdur. Sonur Hanım'ı Akif Beylere kadar götürüp elinizle teslim edersiniz. Haberleri var yüzbaşım. Bekliyorlar zaten. Yolumuz buraya kadar artık Sonur. Çavuş seni halanlara götürüp bırakacak. Hadi, alasmalık de bana bakayım. Alasmalık Sonurcuk, yaptıklarına çok teşekkür ederim. Soğuksu mevkiindeki handa size ayrıca bir at verecekler yüzbaşım. Peki çavuş, sağ ol.
Allah vere de bozmasa. Soğuk olay yaklaştık. Şu sırtı çıkıverdik mi orası? Selamun aleyküm. Yarın şafakla yola çıkarız. İyi olur. Anca gideriz. Uyumuştur artık. Girelim.
Hayırlı geceler. Sana da. Bir şey istemez bey. Geleceğinizi haber ettilerdi. Bu iş bildiğiniz risklerden değil. Halale hoş olsun. Sağ olasın ha. Allah yolunuzu açık etsin bey. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Söğütlü tarafına mı? O tarafa. Anzavur'un çeteleri dolaşır. Koyları basıp yağma ediyorlarmış. Silahlı mısınız? Silahlıyız. Çatışmaya gelmez pek. Kalabalık geziyorlar. Rast gelmezsiniz inşallah. İnşallah. Gördüm, haber edeyim dedim. Sağlıcağına gedin. Eyvallah. Sağ ol. Yol üstünde başka an var mı hiç? Emeti'den sonra yok. Köylerde hayli içerlektir. Geceyi o zaman ya yolda... ya da bir su başında konaklayıp geçirmek lazım gelecek. Dediklerine bakma onun. Cahil, gözü korkmuş. Az evvel birileri varmış burada. Ağır savurun adamları olacak. Ateş tahsi olduğuna göre yakınlardadırlar. Hemen gidelim buradan. Yok canım, köylüler konaklamışlardır. Onların ateşleri bu. Hem hayvanlar bitik durumda. Gidemeyiz.
İdris Bey! İdris Bey! Atları koşun, gidiyoruz. Hayvanlarda hal yok. Yolda bir şey olursa ben... Vakit kaybetmeden derhal gidiyoruz. Gidelim ama... Yani demem o ki... Hayvanlara bir şey olur da kalırsak yolda... Ona göre. Yanınızda bulunsun, ne olur ne olmaz. Feneri söndürün istemez. Yolu kaybedersek ya? Kendimizi belli etmektense yolu kaybetmek daha iyidir. Göründüler! Anzavur'un adamları mı? Muhakkak! İlerideki bazı onlardan nebze tutabilir miyiz? İnşallah! Sonrası selamet zaten! Başka yol var mı? Yok! Boğazı geçeceğiz ama... Sağa da solu da battaldır yolun! Kayalıklara vururuz! Çaresiz boğazı geçeceğiz! Allah'ın izniyle geçeceğiz! Boğazı onlardan evvel tutabilirsek kurtuluruz. Tutamazsak? O zaman pusuya düştük demektir. Korkuyor musunuz? Ne olur ne olmaz. Ben bir kere de boğaz tarafını keşfe çıkacağım. Siz Makbule Hanım'la kalırsınız. İsterseniz siz kalın Nazmi Bey. Ben gideyim. Taze doldurdum.
Hemen yola çıkıyoruz. Boğazı tamamıyla tutmuşlar. Yarıp geçemez miyiz ki? Hem kalabalık hem de tepeden tırnağa silahlılar. Boğazdan başka geçit yolu yoktur. Ne yapacağız? Başka bir yol bulacağız. Çekmez, arabayı göçürür. Su da hayli yüksek. Arkamızı mutlaka çevirmişlerdir. Ancak altından desteklersek arabayı köprüden geçirebiliriz. Olur mu ki? Su derin gözüküyor. Ne yapacaksınız Nazmi Bey? İdris'le suya girip köprünün altına destek koyacağız. Arabayı siz geçireceksiniz. Gel!
Harita üzerinde şuralarda bir yerde olmamız lazım geliyor. Düşman hatları da ileridedir. Zannetmem. Yarın yeni öğrenden geçeceğiz. Kasabanın düşman elinde olup olmadığı belli değil. Sabahı bekleyip öğle yola çıkalım. İmkanı yok. Bekleyemeyiz. Naçar geceyi burada geçireceğiz. Hava yağmur yüklü. Hadi Allah rahatlık versin. Size de. Şükür gece yağmur bastırmadı. Rahat uyudunuz mu bari? Teşekkür ederim. Biraz daha dişimizi sıkacağız. Haydar Paşa'dan beri her an şüpheleniyordum zaten. Siz hiçbir şey olmamış gibi hareket edin gene. Saraydan mı? Bilmiyorum. Belki. Daha yolundan mı? Hayır, köylerden. Asker de çekiliyor. Asker bozuldu mu? Şimdilik çekildiler. Boşu boşuna kırılacaklarına. Cephaneleri tükendi. Kasabada düştü mü? Bilmiyorum bey. Nereye gidiyorsunuz? Anadolu'ya, daha içerilere. Yollar hiç tekin değil. Düşman her an yaklaşıyor.
Ailemle kaynım. Hı. Kasabayı boşaltıyoruz. Çekilirken hayli zayiat verdi. İki güne kalmaz, alay yetişirse karşı dağlarda buluşacağız. Bizle gelseniz, kadın çocuk tanımıyorlar. Silahlı mısınız bari? Evet. Siz gene ihtiyatlı olun. Allah yardımcınız olsun. Durup konaklayacak mıyız? Hayır. Hayvanlar yorgunca. Onları düşünecek vaktimiz yok. Karşısı düşman atları. Buluşma yeri orası. Ak Mescit köyü berisindeki 457 rakımlı tepe. Sokulmayın, yakarız! Kimsiniz? Bir garip yolcuyuz ha! At Mescid'e gidiyoruz! Kavaklı Tepe'ye! Kıpırdama, dur yerine! Silahlarınızı el sürmeyin sakın! Gelsiniz kurşunu! Gidin bakın, bir şey yaparlarsa vurursunuz. Nereye yolunuz? Anadolu'ya, içerilere. Nereden gelirsiniz? Adapazarı'dan, günlerdir yoldayım. Alın silahlarını! Hele bir aşağı in bakalım bacı. İn misin, cin misin? Hadi! Demek Anadolu'ya geçersiniz ha? Evet, içerilere göçüyoruz. Padişahçı mısınız, Mustafa Kemalci mi? De hadi yakarım! Hadi de! Ağalar durun, beni... Hadi de! Mustafa Kemalciyiz. Verin silahlarını geri. Affedersiniz bey. Asker her yanı boşaltıp geri çekiliyor.
Niye kaldınız buralarda? Çok düşündük ya, yüreğimiz götürmedi bey. Düşmanın geleceği varsa, göreceği de vardır. Kadınlar, çocuklar peki? Askerle gönderdik hep. Dağlara çekildiler. Ak Mescit, Kavaklı Tepe uzak mı buraya? Aha, ora! Ama Edem tayfası tutmuştur o yakayı. Emiklerden vurun. Yol sarptır ama tehlikesizdir. Sağlıcakla gidin. Ak Mescit köyü burasıdır. Şurası da Kavaklı Tepe. Kaçmışlar. Düşman buralardan geçmiş olsa gerek. Kimseyi sağ bırakmamışlar. Kimse gelmemiş mi? Gelmemiş. Allah ferede bir aksilik çıkmasa. Biz gecikmedik değil mi? Hayır. Kararlaştırılan gün bugün, tam zamanında geldik. Kim önce gelirse hava kararana kadar gelmeyeni bekleyecekti. Biz de bekleyeceğiz o halde.
Oldu mu? Tamam mı? Evet, tamam. Şimdi? Ankara üstünden yola çıkacağız. Hemen mi? Hemen. Hiç olmazsa atları... Kaybedecek vaktimiz yok. Hayvanlar susuz kırılacaklar. Bu vaziyette yola çıkamayız. O halde aşağıdaki derede işimizi bitirip yola çıkarız. Kalk Kaya! Kalk Kaya! Bir hareket yapayım deme! At silahını yere! Ver o herifin getirdiklerini! Ver o herifin getirdiklerini diyorum!